o aşamada Şaban Agam'la tanıştık. Şaban Aga çok hoş bir arkadaş. O burada mandalarına gidiyormuş, işte hayvanlarını gidiyormuş. Geldi, ona rica ettim. Bu kuyudan sulayabiliriz küçük bir motorla. Şuraya hemen bir şeyler ekelim diye. Hatta çok dürüst bir arkadaştır. Burayı kiralıyormuş eski sahiplerinden. Bu yıllık kirayı ödemiştim. İsterseniz getirmeyeyim artık hayvanları. Yok, getir dedim. Sadece burada bir şeyler ekeceğiz. O arazi 80 dönüm idi galiba, yalan konuşmayayım. Otlak olarak ben tuttum var 2 sene. Sonra satılık diye yazıldığı için işte geliyorlar, beğeniyorlar. O şekilde tanıştık yani. Turizm alanı olduğu için her taraftan gelen arazi alıyor. Temiz hava için. Narıncanın farkı şimdi farkı, ilaç kullanmamak sağlığa zararlı olduğunu bu ilacı hep biliyoruz. Yani evet, sağlık konusunda hakikaten zararlı yani, yalan yok. Tabii şimdi ki mesela burada ben ilaç kullanmıyorum. Avrupa gübresi kullanıyorum. Bildiğin hayvan gübresini yiyorum. Burada domates yetiştiriyorum. Allah'ın hikmeti işte. Burada büyüyecek çıkıyor. Kurt yapıyor domates. Mecburen burada ilaç kullanmakta zorunda kalıyorsun. Hmm. Hadi gene organik gene kayboluyor. Ya Nara'nın bir bilgisi var da bazı bilgiler olmayabilir yani. Kitaptan okumakla çalışıp da tecrübe sahibi olmak farklı gibi gördüm ben. O bana bir zaman demişti ki ısırgan suyu da yani iş öldürüyor diye söylemişti. Onu da denemedik yani. Denemedik. Çünkü ilaç hazır ya. Cebimizden çıkarttığı ilacı alıyoruz. Suyu atlatıyoruz pompaya. Atması da kolay. Ama sağlık durumunda maalesef bilgimiz var da yapmıyoruz yani. Sağlığımızı öldürüyoruz yani. Hep zehir, hep zehir, hep zehir. Yani maalesef orada hatamız çok yani. Bu organik yayılmaması güzel olacak yani de, ama maalesef yapamıyoruz, yapmıyoruz yani. Köy hayatı güzel bir şey. Borcun olmazsa, sağlığın yerinde olsa, arazin az ve çok olursa, maaşında olsa köy güzel bir şey. Temiz hava, yemesini içmesini bittikten sonra güzel bir yer. Ben de köyde doğduğum için birazcık bu gelişen durumlarda ne yazık ki bizim gibi okumuş yazmışların hani böyle laflar edip birilerine işler gördürüp ama çok küçümseyen aslında biz olduk, onlar değil. Biz yapmadık bunu ama genel olarak bizim sınıfımızdan insanlar bunu yapıyorlar. Bu bizim ayıbımızdır, bunu söyleyeceğim. Bu milletin parasıyla okuyup sonra yani bu bakış açısı, o ayıp bize ait. Asla böyle bir şey görmedik. Sadece burada ekmeye başladığım bazı şeyleri ileri aşamada, hocam burada olmaz. Ya da buğday ektiğimde işte buğday para etmiyor. Ben de para lazım değil, ekmek lazım. Güzel sohbetler oldu, işbirlikleri oldu açıkçası. Ben seviyorum, Kandıra'yı seviyorum, insanı seviyorum. Zariftirler, çekingendirler, izanlıdırlar. Zaman algıları farklıdır. Zamanı konuşurken güzel konuşmak lazım. Çünkü burada zaman evriliyor. Hangisi? Bikini. Bikini, gel kızım. Gel baba. Ne yapıyorsun? Sen pek hatıra sevmezsin ama nereden buldun bunları? Kim söyledi sevmediğini? Ben. En çok söyleme hakkına sahip olan benim. En güzel okulum, güzel köyüm. En güzel hatıraların olduğu okul. Yo, ben çok öğretmenlik hayatımın her aşamasını sevdim. Mahmut Ağa'ya karşı çıkıp o dağlara gitmekle alakalı o. Babam. Bugün babamı konuşuyorum hep nedense. Bir kere gittiğiniz coğrafyaya ve o coğrafyada yaşayan insanları anlamaya ihtiyacınız var. Bütün ön yargılarınızı bir kenara bırakmak. Şu anda yeni nesil ekoköylerde bu yapılmaya, bu işbirliği güzel gelişmeye başladı. Birincisinde sıkıntı buradan doğmuştu. Daha izole yaşamlardı. Bu bağ kurulamayınca olmadı. Oysa bereket o birlikte hareket etmekten geliyor. Bir anlayış geliştirmeyi sadece zihnimizin aklını değil, yüreğimizin aklını da kullanmaya ihtiyacımız var. Ve birlikte üretmeye başladığımızda, birlikte şarkı söylemeye, birlikte ağlamaya başladığımızda bu iş çözülür.
Yani o üzerimize giyindiğimiz elbiselerimiz, diploma, şehir hayatı, bir takım alışkanlıklar. Onların da ben köylü fantezisi de yapıyor değilim. Onlar da belli alışkanlıklar kazandı. Hep birlikte buna ihtiyacımız var. Başka bir ihtiyaç yok.